sen gidebilirsin. Senin ne işin var burada? Sen nedenini gayet iyi biliyorsun. Senin oyunlarına ayıracak vaktim yok. Ne söyleyeceksen çabuk söyle. O tasarım benim. Onu sen çaldın. Senden öğrendim şekerim. Sen de bana ait olan bir şeyi çalıp kendininmiş gibi davranmadın mı? O hiçbir zaman sana ait olmamış ki. Sen kim olduğunu zannediyorsun? Haddini bil. Asıl sen kimsin? Bu derece iğrenç oyunlara ihtiyaç duyan bir zavallı. Sahiplenmene ve benden çalmana asla izin vermeyeceğim. Ve bunun için ne gerekiyorsa yaparım. Ay. Özgüvene bak. Burak sana 200 verdi diye hemen havalara girmişsin bakıyorum. Acaba sevgilimi alan kızın sen olduğunu herkes öğrendiğinde bu havandan eser kalacak mı? Çok merak ediyorum. Aklın varsa bu konuyla ilgili kimseye bir şey bahsetmezsin. Hoş. Gerçi ben dururken sana kim inanır bilmiyorum ama. Bence bundan o kadar emin olma. Annem bana gayet inanmış gibiydi. Annem mi? Annemle mi konuştun? Hakkımı arayamayacağım mı sandın? Bu konuyu daha fazla uzatmayacaksın, anlaşıldı mı? Yaptıkların yanına kâr kalsın yani, öyle mi? Ben daha yeni başladım. Eğer daha fazla uğraşırsan her şeyini kaybedeceksin. Sevgilimi de geri alacağım. Unutmadım aklımda. İşte bu biraz zor. Ne yaparsan yap, Burak'ın beni sevdiği gerçeğini asla değiştiremez. Bunu o küçük beynine iyice sok. Defol buradan! Defol! Ne yaptı acaba ya? Aşkım. İyi misin? Çağla sana bir şey mi yaptı yoksa? Ben iyiyim. Bir an sinirlerim boşaldı. Beni buradan götür. Tamam. Gel. Volkan, seni hemen görmem gerekiyor. Çok önemli. Tamam. Orada görüşürüz.
Gani, telefonun. Belli. Efendim Çağla. Gani, benim çok acil bir işim çıktı. Evden ayrılmam gerekiyor. Daha sonradan görüşsek olur mu? Hayırdır? Acil bir durum mu var? Yok. Yok canım, bir durum yok. Ben seni işim bitince ararım. İyi, tamam. Hadi. Kendi tasarımımı çalmayı kendini hak görüyor ya. Neymiş? Ben de onu senden çalmışım. İyice sapıttı artık. Ne yaptığını bilmiyor. Ama bunu yanına bırakamayız. Ben gidip Elçin Hanım'la konuşacağım. Hayır Burak, hiçbir şey yapmayacaksın. Ya benim kim olduğumu herkese açıklamakla tehdit etti diyorum sana. İlk söyleyecek kişi de annen olacaktır. O yüzden hiç kimseye hiçbir şey söylemeyeceksin. Peki bu yaptığı yanına kar mı kalacak? Benim için kolay mı sanıyorsun Burak? Ama susmaktan başka çaremiz yok. Annemin duymasını istemiyorum. Bana bu yarışmayı hocam söyledi. Ben de bir tasarım hazırladım. Hocam da benim adıma bu yarışmaya katıldı. Sonra bana ajanstan bir telefon geldi. Finale kaldığıma dair. Ortada büyük bir yanlış anlaşılma var. O tasarım bana ait. Ne olur inanın bana. Bu doğru olabilir mi? Utanmadan bir de evime kadar gelip bana hesap sorabiliyor. Sen olmasan ben ona yapacağımı biliyordum ya. Ben sana olayların buraya kadar geleceğini söyledim Çağla. Sen dinlemedin. Olan oldu artık Volkan. Senden isteyeyim. Şu kızı kontrol et. Yoksa çok kötü olacak. Bu yaşananlardan sonra aramız iyice bozuldu. Ne yapmamı bekliyorsun? Annemi arasın. Bir yanlışlık olduğunu söylesin. Ve ondan özür dilesin. Ha bir de benden. Çağla sen kafayı yedin galiba. Hem tasarımı çalıyorsun hem de özür bekliyorsun. Kendi bilir. Telefonun ve ismini öğrenecek ilk kişi Selda teyze olur. Ondan sonra uğraşsın dursun bakalım. Çağla eğer bunu yaparsan Aslı ile birlikte olmamıza engel olursun. Bunu yapma. O zaman çöz bunu Volkan. Tamam konuşacağım onunla. Annenin aramasını sağlayacağım. Ama senden özür falan dilemez. Diler, diler. Çağla artık bu isteklerin fazla olmaya başladı. Eğer tasarım çaldığını öğrenilirse şirket olarak itibarınız düşer. Peki benim itibarım ne olacak? O kıza söyle. Bugün bu işi halletsin Volkan. Fazla da beklemem ona göre. Tamam Çağla, tamam. Konuşacağım. Neyse benim kalkmam lazım. Konuştuklarımızı halledebilirsin değil mi Volkan? Sen de artık Aslı'yı rahat bırak da bu konu kapansın. Peki. Neyse Gani ile buluşacağım. Çok beklettim onu. Ne yapacaksın? Gani ile mi buluşacaksın? Evet. Ne var bunun? Çağla sen zamanında Gani ile Burak'ın arasında olan şeyleri hatırlamıyor musun? Nasıl buluşursun onunla? Burak bana artık karışamaz. Çağla bak o çocuğa dikkat et. Nasıl bir pislik olduğunu hepimizden daha iyi biliyorsun. Merak etme. Ben kiminle görüşeceğimi gayet iyi bilirim. Eğer amacın Burak'ı kızdırmaksa yanlış yapıyorsun. Bu işten en çok sen zarar görürsün. O da benim sorum. Neyse görüşürüz. Senden haber bekliyorum. Tamam. Görüşürüz. Gani'cim, benim işim bitti. Ne yapıyorsun şu an?
Oraya mı geleyim? Tamam, peki geliyorum. Görüşürüz orada. Canım ya, çok üzüldüm gerçekten böyle olmasına. O zaman seni aratıp finale kaldığını söyleten de Çağlar'dı, öyle mi? Evet. Resmen dalga geçip eğlendiler benimle. En azından gidip ağzının payını verdin ya. Onu da yapmasaydım çatlardım zaten. Şimdi ne yapmayı düşünüyorsun peki? Hiçbir şey Gonca. Susmaktan başka çarem yok ki. Yani ilişkimizin duyulmasını göze alamam. Ona bir şey yapmaya kalksam o da boş durmayacaktır. Benim yüzümden neler yaşıyorsun? Aşkım üzme kendini. Senin bir suçun yok ki. Yok Aslı. Yani bu konunun böyle kapanması hiç içime sinmiyor. Bir an önce ailelerimizle konuşup ilişkimizi onlara anlatmalıyız. Olmaz Burak. Baban daha yeni bir rahatsızlık atlattı. Benim yüzümden tekrarlanırsa ben gerçekten kendimi affetmem. Biraz daha bekleyelim, olur mu? Tamam canım. Ama şimdilik bu konuyu kapatıyoruz. Eninde sonunda herkes o tasarımın sana ait olduğunu öğrenecek. Evet Aslı. Adalet yerini bulmalı. İyi ki varsınız ya. Gonca Hanım, bir bakar mısınız acaba müşterimize? Hemen geliyorum Erdem Bey. Canım, benim de işe gitmem gerek artık. Tamam. Ama üzme kendini, tamam mı? Aklın bende kalmasın, ben çok iyiyim. Tabii ki de aklım sende kalacak. Ama işe gitmezsem çok dikkat çekerim. Özellikle de şu aralar. Ya ben de seninle çıkayım. Atölyeye uğrayacaktım. Yarın sınav var biliyorsun. Hem hocama birkaç bir şey danışayım diyorum. Tamam. Bırakayım ben seni, hadi. Tamam. Dur, çantamı alıp geliyorum. Bekle. Gonca, Erdem, görüşürüz. Görüşürüz. Gonca'cığım, atölyeye gidiyorum ben. Hanım, yarışmaya katılanların isim listesini istemişsiniz. Tüm bilgiler bu dosyada. Tamam canım. Teşekkür ederim. Tamam canım, sen çıkabilirsin. Ne oldu ki acaba? İyi de bu da Aslı Koçer diye bir isim yok. Bana getirdiğin liste tam liste, değil mi? Bu işte bir iş var ama. Merhaba Başak Hanım. Merhaba. Neymiş bakalım bu çok önemli haber? Hı? Ne öğrendin? Vallahi Başak Hanım, lansman zaten bir tuhaftı. Çağla Hanım ve Volkan Bey bayağı gergindiler. Ha, bir terslik olduğu belliydi yani. Geç bunları. Sonuç? Baktım bir köşede konuşuyorlar. Ben de takip ettim. Gizlice dinledim. Volkan Bey Aslı'nın başarısından bahsetti. Başarı mı? Ne başarısı? Bana şunu doğru düzgün anlatır mısın lütfen? Volkan tam olarak ne dedi? Çağla Hanım, başarımı insanlarla paylaşıyorum. Ne var bunda gibi bir şey söyleyince... Volkan Bey de Aslı'ya ait olan bir başarıyı nasıl bu kadar sahiplenirsin diye kızdı. Çağla Hanım da konuyu kapatmaya çalıştı. Anlayacağınız Başak Hanım, bunlar önemli şeyler bizimdir. Tamam, benim için bu kadar yeter de artar bile. Bundan sonrasını ben kendim hallederim. Aferin. Çok iyi iş çıkarttın. Teşekkür ederim Başak Hanım. Rica ederim. Her zaman elinizdeyim. Şu Aslı'yla samimiyeti ilerletmem gerekiyor.
kadar yeter. İyiydik be abi. Senden daha iyi bir rakip geldi. Çağla. Gelsene ringe. Bize bir çift eldiven getirsene. Yok artık. Bunun için böyle giyinmedin mi? Boks için. Tabii ki hayır. Sen antrenmandayken ben de biraz koşu bandında takılırım diye düşündüm. Ya koşu bandı neymiş ya? Sıkıcı şeylerden bir türlü vazgeçmeyeceksin değil mi? Koşu bandı, uzun saç, Burak. Seni özlemişim. Bence çevrende zeki adam görmeyi özlemişsin sen. Nasıl yani? İşte tam şu anda sen, Burak senden daha zeki demeyecek misin? İyi. İyi, akıllanmışsın bari. Aşk olsun Gani. Sen benim çocukluk arkadaşımsın. Bir dönem sadece onun yüzünden daha az görüştük, o kadar. Neyse ne. O işe yaramazın kıçına tekmeyi basmana sevindim. O mu seni terk etti yoksa? Neyse ne. Üstüme gelmeyi bırak lütfen. Ayrılmadık. Ara verdik diyelim. Her neyse, sen ne yaptın? Nasıl geçti tatilin? Vallahi çılgınca diyelim. Motorla bütün Asya'yı dolaştık. Gelmeyerek çok şey kaçırdım. Bir dahakine artık. Söz diyorum. Bakalım senin kadar eğlenebilecek miyim? Sen hele bir gel de. Ben seni eğlendirmenin bir yolunu mutlaka bulurum. Hadi gel. Birkaç hareket göstereyim sana. Tamam. Çok canını sıkarsa o işe yaramazın üstünde uygularsın. Tamam. Nefret ediyorsun bu kadar ondan. Yani ne geçmiş olabilir ki aranızda? Bu kadar yakın dostken aniden düşman oldunuz. Hazırsan ilk hareketi gösteriyorum. Guard almayı göstereceğim önce. Sen solaktın değil mi? Ben solaktım. O zaman ayak öne. Sol el çeneye. Biraz böyle rakibe doğru. Gardtasın ya. Sağını çıkartıp garda geri döndürüyorsun. Yap bakayım. Evet. Güzel. Hadi deneyelim bakalım. Bu kadar mı? Tamam şampiyon, sakin ol. Şimdi bir şey daha göstereceğim. Kroşe. Yine guard pozisyondasın. Sol attın sen. Kroşede bunu dışarıdan getiriyorsun. Şimdi senden bir tane direkt arkasından kroşe bulmanı istiyorum. Hadi. Kolay gelsin canım. Sana da.
Aslı, seninle mutlaka görüşmem gerekiyor. Yarışma ile ilgili. Efendim Aslı. Yarışma ile ilgili ne biliyorsun Volkan? Bunu yüz yüze konuşsak daha iyi olacak. Ben şu an pek müsait değilim. Telefonda söylesen olur mu? Çağla ile konuştum. Aslı bu telefonda konuşulmayacak kadar ciddi. Merak etme, fazla vaktini almayacağım. Benim de işim var. Tamam. Görüşürüz. Şeyler içelim mi? Olur. Efendim? Konuşmamız lazım. Olur. Konuşalım. Orada olacağım. Önemli bir şey konuşması gerekiyormuş. Başka zaman gitsek. Sen de hemen sattın yani. İyi, peki ne diyeyim? Görüşürüz. Görüşürüz. Seninle bir şey görüşmek istiyorum. Son zamanlarda yaşadığımız tatsız olayları biliyorsun. Özellikle Başak'la ilgili olanlardan haberdarsın zaten. Sinan bize senin bu meseleyi ne kadar iyi idare ettiğini ve bize yansıtmadığını anlattı. Rica ederim efendim. Bu benim görevim. Betül'cüğüm, bak şimdi şöyle söyleyeyim. Açıkçası biz bu şirkette bir köstebek olduğundan şüpheleniyoruz. Hatta neredeyse bundan eminiz. Yani bizim aklımızda bir takım isimler var tabii. Ama senin fikrini merak ediyoruz. Betül, sen yıllardır bizimle birlikte çalışıyorsun. Güvendiğimiz birisin. Tabii ki senin düşüncelerin bizim için önemli. Evet, sen neredeyse şirkette bizden daha fazla zaman harcıyorsun. O yüzden etrafına iyi bak. Eğer gözüne çarpan bir şey olursa bize mutlaka haber ver, olur mu? Vallahi kimsenin günahına girmek istemem. Ama benim de son zamanlarda dikkatimi çeken birkaç şey oldu. Bir süredir takip ediyorum. Biraz tuhaf davranıyor. Şüphelendiğim biri var yani. Ama emin olmadan pek bir şey söylemek istemiyorum. Ay lütfen Betül'cüğüm, kimden şüpheleniyorsun? Lütfen çekinme, söyle. Çok önemli bu. Hoş geldin Aslı. Nasılsın? Hoş bulduk Volkan. Olanları duydum. Buna çok üzüldüm. De benim ne kadar üzüldüğümü tahmin et. Yarışmayla ilgili ne biliyorsun Volkan? Çağla sabahtan beri arayıp duruyor. Seninle konuşmalarını anlattı. Bir de tabii yarışmada ne yaptığını anlattı. Neymiş? Senin yarışmaya girdiğini tamamen tesadüf olarak öğrenmiş. Ve sana kızgın olduğu için dosyanı yok etmeye kalkmış. Yani tek isteği buymuş. Bu kadar mıymış? Görüyor musun Volkan? Çağla ne kadar masummuş. Sonra? Dosyayı yok etmek isterken yarışma sorumlusuna yakalanmış. Ve böyle olunca da yarışmaya katılıyorum diye bahane uydurmak zorunda kalmış. Gerisini zaten sen biliyorsun. Senin tasarımın birinci oldu. Volkan, sen beni buraya Çağla'nın ne kadar masum olduğuna ikna etmek için mi çağırdın? Sana inanamıyorum ya. Ya Aslı, hayır tabii.
Çağla annesini arayıp ona her şeyin yanlış anlaşılma olduğunu söylemeni istiyorum. Ve eğer bunu yapmazsan herkese senin kim olduğunu anlatacak. Aslı bak, ben sadece senin daha fazla üzülmene engel olmak için bu konuşmayı yapıyorum. Belki gerçekleri duymak seni rahatlatır diye. Beni çok mu özledin? Sen beni delirtmeye mi çalışıyorsun Çağla? Evet. Benim için eskisi gibi delirmen en büyük isteğim. Dalga geçme benimle. Başkasının tasarımını çalabilecek kadar nasıl çalabilirsin? Efendim? Bir şey mi çalmış? Bırak bu saf ayaklarını Çağla. Aslı'nın tasarımını çalıp kendininmiş gibi davrandın. Seni şu an gerçekten anlamıyorum Burak. Bence sen bu ara fazla film izliyorsun. Çağla. Bırak kolumu, canımı acıtıyorsun. Aslı'dan da benden de uzak duracaksın. Bırak. Anladın mı dedim? Hayır, anlamıyorum. Anlamayacağım da. Çağla yeter. Biraz gururun olsun ya. Bak bu sana son uyarım. Beni daha fazla zorlama. Ben daha neler yapacağım sana? Aslı bak, inan bana ben seni korumaya çalışıyorum. Yani Çağla'nın hırstan gözü dönmüş. Hiçbir şey görmüyor. Her şeyi göze almış. Rezil olmayayım. Ben senin daha fazla zarar görmenden korkuyorum. Daha ne kadar zarar görebilirim ki? Aslı anlamıyorsun. Çağla şu an çıldırmış durumda. Ya ben bile tanıyamıyorum onu. Eğer onun dediğini yapmazsan herkese kim olduğunu anlatacaktır. Kendi foyasının ortaya çıkacağını bile bile. İşte ben de buna engel olmaya çalışıyorum. Bir şey yapamam ya. Delireceğim Volkan. Tamam Aslı, sakin ol. Numarayı verir misin Volkan? Tamam. Başka imzalanacak bir şey kaldı mı? Hayır, onlar da bugünküler zaten. Başka evler yok. Tamam canım. Efendim. Hemen bağlı. Elçin Hanım. Bugünkü yanlış anlaşılma için çok özür diliyorum. Ben tasarımı gördüğümde kendi tasarımımdan. Ama daha dikkatli bakınca aradaki farkları görebildim. Tekrar yanlış anlaşılma için özür dilerim. Tamam, tamam. Problem değil. Hoşça kalın. Siz de. Volkan, benim yalnız kalmaya ihtiyacım var. Lütfen. Pekala. Nasıl istersen. Ben şirkete geçiyorum. Bir şeye ihtiyacın olursa lütfen ara. Aslı mı? Atölyeye gitmişti ama hala gelmedi. Ha, çalışırken telefonumu duymadı o zaman. Akşam Aslı'ya bir sürprizim vardı da dördümüz birlikte olalım dedim. Çok güzel, iyi düşünmüşsün Burak. Eminim Aslı da çok sevinecek. Aklımda çok güzel bir şey var.
Aslında telefonumu açsaydı ona söyleyecektim. Ama bak, böylesi belki de daha iyi oldu. Tam sürpriz olacak. Bence de. Sürpriz olsun. O zaman akşama görüşüyoruz. Görüşürüz. Ben Salih. Sinan Bey buyurun. Geç otur. Her yeri iyice arayın. Sinan Bey, siz beni tanımıyor musunuz? Kaç yıldır yanınızda çalışıyorum. Böyle bir şey olması mümkün mü? Gelin. Salih Bey'in çekmecesinde buldum. Tamam, sağ ol. O defter bana ait değil. Size bilmiyorum. Başka ne diyeceksin ki? Sinan Bey, ortada büyük bir yanlış anlaşma var. Üzerime kumpas kurmuşlar. Üstüme oynuyorlar lütfen. İnanmayın buna. Tabii tabii. Bunu görünce bakayım ne diyeceksin ha? Hesabına 50.000 lira yatmış. Yatıran kim? Başak Keskin. Ha? Bu da mı iftira ha? Bu da mı iftira? Yani alın götürün şunu buradan hadi. Sinan Bey, ben masumum. Lütfen. Daha fazla konuşturmayın. Götürün şunu buradan. Benim bu işe ihtiyacım var. Bu iş burada kalmayacak. Sizi dava edeceğim. Defol! Oğlum saat kaç oldu? Nerede kaldın? Çok önemli bir görüşmem vardı anneciğim. Okuldan arkadaşımla anne. Bulduk abi. Salih'miş. Eminsin değil mi? Ama ben söylemiştim değil mi? Yani herkesten beklerdim de Salih Bey'den böyle bir şey beklemezdim. Ya bunca yıl sen burada çalış, buranın ekmeğini ye. Yani insan böyle bir şeyi neden yapar? Neden ihanet eder? Ay neden olacak hayatım? Tabii ki yine para için. Kesinlikle yenge. Bu da Başak'tan aldığı 50.000 liranın dekontu. Tabii her şeyi inkar ediyor. Baba ne oluyor? Gel Volkan. Burak, daha önce sana biraz bahsetmiştim. Ama hiçbir şey kesinleşmediği için tam ayrıntılarını anlatmadım. Şirkette Başak'a bilgi sızdıran biri olduğundan şüpheleniyorduk. Nasıl yani? Şirkete birini mi sokmuş? Ya evet. Daha doğrusu şirketten birisini satın almış. Ama kim olduğunu tespit ettik. Gereğini yapacağız şimdi. Peki bu kadın bizden ne istiyor? Kaybettiklerini geri almak istiyormuş efendim. Güya masum anne ayaklarında çocuklarını kullanıyor. Ama asıl düşündüğü de ne biliyor musunuz? Paradan başka hiçbir şey değil. Bunu da çok iyi biliyorum yani. Ay Volkan'cığım çok özür dilerim. Gerçekten annenden bu şekilde bahsetmek istemezdim bir tanem. Yok yengeciğim. Tam da olması gerektiği gibi bahsediyorsun. Ben de seninle aynı fikirdeyim. Lanet olsun o kadınla evlendiğim güne. Sizi dinlemeliydim. Sinancığım, yani Başak'a öylesine aşıktın ki gözün hiçbir şey görmüyordu. İkinizin apayrı dünyaları olduğunu algılayamadın. Kesinlikle. Şu anda onun bedelini ödüyorum zaten. Neyse, ben işimin başına döneyim. Tamam oğlum.
Ay 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 ay. Ay ne yapacağım? Yeterince gergin bir gün geçirmedik mi hep beraber? Hadi diyorum ki şöyle hep beraber güzel bir yemeğe çıkalım. Şöyle kafa dağıtalım. Elçin'i de çağırırız. Biz akşam için Elçin'e bir program yapmıştık zaten. Bizim de size katılmamızın bir sakıncası olmaz değil mi? Yok abi ne sakıncası olacak? Ben şimdi restoranı ararım. 4 kişilik yapalım rezervasyonu olur biter. Hadi bakalım. Vallahi iyi gelecek. Gidelim. Söyleyebilmesi. Benim bir suçlu olduğumu düşünmenizi istemedim. Zaten ben sizin gözünüzde yeterince suçluyum. Ben çok utanıyorum. Ben çok utanıyorum. Eder lütfen kızım. Lütfen beni daha fazla utandırma. Peki neden hapisteydin? Suçun neydi? Bunların hepsini sonra konuşacağız. Ben şu anda bunu öğrendiğim için çok üzgünüm. Alo. Gonca canım ben geldim. Hoş geldin. Hoş geldik. Aa Erdem sana unutmadan söyleyeyim. Bugün dükkanı erken kapamamız lazım. Neden? Bereketi kaçar Gonca. Ya olur mu öyle şey? Burak rica etti. Aslı'ya bir sürprizi varmış. Ama bizim de katılmamızı istiyor. Ama sakın Aslı'ya söyleme çünkü haberi yok. He, anladım. Çok güzel yani. Dördümüz gece dışarı çıkacağız. Oh iyi, İstanbul geceleri bizi bekliyor yani. Ya dur bakalım, daha sürprizin ne olduğunu bile bilmiyoruz. Ama burada önemli olan nokta şu. Aslı'nın bundan kesinlikle haberi olmaması gerekiyor. Duydum, duydum hayatım. Ben senden başka hiçbir şey duymuyorum ki zaten, duyuyorum. Sen hiç merak etme, kesinlikle Aslı'nın bundan haberi olmaz gerçekten. Şunları bırakayım ben. Merhaba. Aa, buyurun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl yardımcı olabilirim? Sipariş vermek için gelmiştim. Hem de size bir takım şeyler danışacaktım. Öyle mi? Seve seve. Buyurun oturun lütfen. Teşekkür ederim. Bir şey içmek ister misiniz? Kahve alayım. Tamam. Erdem Bey, bir kahve alabilir miyiz? Tabii ki Gonca Hanım. Benim bir açılış organizasyonum var. Bu organizasyon için hem kurabiye hem de cupcake siparişi vermek istiyorum. Yalnız tasarım olarak aklımda hiçbir şey yok. Bu konuda sizden bana yardımcı olmanızı isteyecektim. Pastalarımızı yapan arkadaşım şu anda burada değil ama gelecek. Öyle mi? Ben beklerim yani. Tamam, ben bir arayayım onu. Bakalım yakında mı? Tamam. Aa, geldi bile. Öyle mi? Aslı'cığım, müşterimizle ilgilenebilir misin? Sana birkaç sorusu olacakmış. Tamam canım. Merhabalar. Merhaba. Aslı Hanım pastalarımızı yapıyor. Ayrıca sizin istekleriniz doğrultusunda kağıt üzerine çizimler yaparak size seçenekler sunabilir. Öyle mi? Bu benim için harika çünkü aklımda hiçbir şey yok. Tamam. Ben not alayım. Tamam. Pasta mı düşünüyorsunuz, cupcake mi? Cupcake olacak hem de kurabiye olacak. Bir giyim mağazasının açılışındaki kokteyli de ikram edeceğiz. Kaç adet düşünüyorsunuz? 500 adet. Tasarımları tamamıyla sizin yapmanızı istiyorum. Peki, şöyle yapalım o zaman. Ben birkaç tasarım belirleyeyim sizin için. Siz de beğendiğiniz olursa bana haber verin, onlardan birini uygulayalım. Tamam. O zaman ben size mail adresimi ve cep telefonu numaramı vereyim. Aa, yalnız ben kart vizitimi arabada unutmuşum. Buraya yazın.
Harika. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Hoşça kalın, iyi günler. İyi günler. Yine bekleriz. Ay, işi aldık galiba. Tabii ki aldık kızım. O kadar profesyoneldin ki. Yok ya. Yok ya mı? Nasıl yok be ya? Bayağı profesyoneldin ha. Çok güzeldi vallahi. Evet, yalnız bir şey diyeceğim. Şimdi bunların tanesini ne kadardan versek acaba? 10 liradan verelim de kadın ayağı alsın. Erdem, 10 liraya verirsek bir daha gelmez. 4 lira falan nasıl? Anca o kadar olur. 4 lira olsa 500. 20 lira yapıyor ha. Dünya para. 20 lira çok güzel para. Erdem sen yanlış hesapladın ya. 200 bin ediyor. Çok ucuz. Ha öyle heyecanlandım. 2000 lira yapıyor. İyi para. Allah bereket versin ya. Tabii canım. Aynen. Vallahi. Efendim Tuğçe? Çağla, hafta sonu okulun yeni döneme merhaba partisi var. Buray sahneye çıkacakmış. Ne? Buray mı? Gerçekten mi? Hayatta kaçırmam. O zaman gidiyoruz. Tamam, gidelim. Tuğçe, benim kapatmam lazım. Sonra konuşuruz. Bay bay. Anneciğim hoş geldin. Hoş buldum kızım. Nasılsın? Günün nasıl geçti? İyiyim. Sen nasılsın? Yorgun görünüyorsun. Neyin var? Yok. Yorgun değilim aslında. Sadece sabah çok enteresan bir olay yaşadım. Aslı Koçer diye bir kız ofise geldi. Tasarımın kendisine ait olduğunu söyledi. Senin tasarımının. Ne? Benim tasarımım mı? Anneciğim böyle bir şey nasıl olabilir? Yani Çağla'cığım ben de anlam veremedim ama kız o kadar inandırıcıydı ki ben bir an ne diyeceğimi şaşırdım. Benden şüphelenmiyorsun. Değil mi anne?